Tuba'cığım, bak ben sana açık ve net bir şey söyleyeceğim. Hı. Şimdi senin olaydaki en büyük sıkıntın ne biliyor musun? Ne? Senin olayın duygusallık. Sen tamamıyla duygusal olarak bakıyorsun bu işe. Duygusal olduğundan kaynaklı böylesin. Bence bir kadın bir ilişkide duygusal olmamalı. Net. Mantıklı olan taraf olmalısın. Neden? Yani bir ilişkide bir kadın ne kadar çok seviyorsa o kadar çok yıpranır. Bu ne? Doğru. Her zaman erkek daha duygusal olmalı. Mantıklı olan taraf kadın olmalı. Doğru. Evet. Ya ben yeterince mantıklı olmaya çalıştım ama benim ilişkimde mantık bir yerden sonra kendini kaybedince hiçbir şey yapamadım. Hayır bak mesela ben en basit örnek, kendi ilişkimden örnek vereyim. Bizim tarafta mantıklı olan taraf benim, duygusal olan taraf Özgü. Daha naif, daha duygusal ve beni daha çok seviyor. Yani benim onu sevdiğimden. E o zaman ne oluyor? Otomatikman kıymetli oluyorum, üzülmüyorum. Ya bununla alakası yok. Seven insanla alakası yok. Benim eşim şimdi beni sevmiyor mu? O da seviyor ama o daha ama çok... üzülüyorsun. Hayır anneci. Adam anneci, benim yapacak hiçbir şeyim yok. İşte Tuğba'cığım tam olarak demek istediğim de o ya. Bak, anneci oluyor, üzülüyorsun. Bence. Ama benim tarafımda ben üzülmüyorum. Ben ne istiyorsam o oluyor. Ben Özgü'ye annenle görüşme bile desem, Özgü annesiyle görüşmez bile. Ya ne alakası var? O kadar da çok değil. Alakası var. Ama ben sana şunu da söyleyeyim. Bu saatten sonra mantıklı olsan da senin mantığın işlemez. Sen bir kere o ipleri vermişsin. Gönül Hanım, gerçekten ben size çok üzüldüm. Dün küçücük kaldınız gelinin yanında, ağladınız, üzüldünüz yani. Gelinler de fazlasını yapıyor canım. Hep diyorlar ki bizim dediğimiz olsun, olmaz ki. Vallahi Nuray Hanım, ben de dünden beri zaten o kadar çok üzüldüm. Keşke Allah'tan bir kızım olsaydı dedim. Evet. O kadar çok dua ettim ki. Çünkü artık zaten yani bundan sonra zaten Tuba bana da bakmaz. Ve vallahi böyle gidişle artık yani ileride bana herhalde... Kızım da olsaydı... Ya parayla baktıracağım kendimi ya da artık huzur evinde mi bilmiyorum yani. Tuba da bana bakıyor. Mesela hastalandım, o da baktı ama böyle lafları söyledikten kere keşke ne de bakmasaydı. Ay Gönül Hanım, alemsiniz vallahi. Oğlum dururken, gelinim dururken bana kızım bakacak. İçeride el oğlu damat var. İstemeyebilir ama orada oğlum var. Her türlü yatırımımı ben oğlana yapmışım. Bana bakmak zorunda Dudu. Vallahi biz de yatırım yapmak yaptık zorundalar. Ama ben de yatırım yaptım ama bak görüyorsun bana işte. Bana bakmak zorundalar. Ben 3 yıl önce Dudu'ya yatırımımı yaptım canım. Ne, onları yani evlendirdim, eşyalarını aldım, her şeyi yaptım, altınları taktım. Ben huzur evimi 3 sene önce hazırladım canım. Bana Dudu bakacak. Yatırım dediğin bilezik? Bilezikte, eşyada, arabada, her şeyde. Ya onları biz de yapmıyoruz yapmak yani. Yapmak zorunda. Ben huzur evimi bana ayarladım. Bana bakmak zorunda mı şimdi gelin? Bana bakmak zorunda. Hiç sana de değil. Bakmayabilir. Bana bakmak zorunda.